Herkese merhaba arkadaşlar. Skor kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünün tahminleri karşınızdayım. Dün itibariyle taktik paylaşacaktık. Telif gerçekten. E, paylaşamadık taktiği. Güzel bir taktik. İlk kere bir buçuk gol üstü arkadaşlar. Tekrardan çekmeye çalışacağım. Maç golü üzerinden neden böyle oldu onu da bilmiyorum. Artık şikayet eden, çekemeyen insanlar var. Yani bu şekilde desteklerinizi bekliyorum bu kanal e, ayakta durması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde desteklerinizi bekliyorum. Beğenilere, yorumlara, e, yorumlara dikkat edelim arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayalım. Bu şekilde desteklerinizi bekliyorum. Bugün de güzel karşılaşmalar var. En az 6 tane maç yorumlayacağım arkadaşlar size için. O taktiği tekrardan çekeceğim. Güzel bir taktik arkadaşlar. E, kazanabilirsiniz. Efsane bir taktik. Onu söyleyeyim. Değerli dostlar. Desteklerinizi bekliyorum. Başka bir şey yok gerçekten. E, bu şekilde destek çıkarsanız çok sevinirim. Şimdi geçelim maçlar arkadaşlar. 6 tane karşılaşma. Her biri ayrı maçlardan oluşan güzel e, pazar tamirleriyle karşınızdayım. 6 tane maç var. Evet arkadaşlar 6 tane maç var. Bu 6 tane maçı yorumlayacağız. Elinizden geldiğince. Şimdi Paris e, Lille karşılaşması arkadaşlar. Hava gayet orada çok güzel. 1.44 oran çıkmış. Şampiyonluk yolunda Paris arkadaşlar. 54 puanı var. Marsilya'nın 49. İsa'da PSG 9 galibiyeti var. 26 atıp 10 gol yemiş. Lille'nin ise arkadaşlar dep basmalarda 5 galibiyeti var. 17 atıp 10 yemiş. Yani dep atıyor. Paris son maçlarında kötü. İsa'da ama Stambuk'ta Angers'i yendi. 2-0-2 birlik skorlarla. E, Arunda oynanan maçlarda genelde son iki maçı golü geçmiş. 5-1-7-1 şeklinde bitmiş. Ben burada e, iyi de bir kadro çıkmış arkadaşlar. 40 dakikası da yaklaşık. Arkadaşlar burada ev sahibi en az 2 gol atar. Burada bence mantıklı. 1.7 oranından ev sahibi 2 gol atar değerlendirebilirsiniz. Varını oynayabilirsiniz. 1.9 isteyenler de 1.36'dan da 2.5 gol üstü deneyebilirler. Gollü bir karşılaşma olacağı için e, zorlarlar. 9 konuda paracı olabilir arkadaşlar. 1.49 tabi riskli biraz ama değerlenmek isteyene alabilir. Ben bu maçın Paris'in yönünde e, arkadaşlar 2-1-3-1 ayarlı kazanacağını düşünüyorum. Bir üstte yapabilirsiniz. 1.92 oranlarında gayet güzel. Paris kazanır. Bir üstte yapabilirsiniz arkadaşlar. Mantıklı. Manchester United Leicester karşılaşmasına geçelim arkadaşlar. İngiltere Premier Lig'de e, zorlu bir mücadele arkadaşlar. Manchester United yenerse şampiyonluk yolunda ortak olacaktır. Efsane bir maç. Leicester'ları yeri de 14. sırada riskli ama yeri bence e, altıralarda değil. 8 galibiyeti var. Manchester 11 maçta 21 atıp 8 gol yemiş. Leicester'ın arkadaşlar dep basmada 4 galibiyeti var. Beraberliği yok. 7 mağlubiyeti 21 atıp 25 gol yemiş. Aranda maçlar son maç. Manchester United kazanmış dep Kendi evinde berabere kalmış. Kendi evinde genelde Leicester'a gol yiyor. Leicester son maçında kazanmış bu dep performansı. Ama İsa'da Manchester United son maçlarında güzel bir performans gösterdi. Eee... Şampiyonlar Ligi'nde beraber kaldı. Barcelona biraz zor şey olmuştur. Yorgunluk belirtileri vardır arkadaşlar bu maçta. Leicester bence bir gol atar. Depin bir golünü değerlendirebilirsiniz. Ya da Varane'ı 1.47 ondan Direkte de oranı yükseltip var oynayabilirsiniz. Maç boyunca 2.5 gol üstü arkadaşlar. Manchester yani kazanabilir. Zor mücadele. Açıkçası bence şampiyonlukta kazanır arkadaşlar. 1 ve 1.5'da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde 1.56 olanlar. Yani bu maçın en az 2-1 bir ayarla biteceğini düşünüyorum. 2-1-3-1. 2-1'lik bir sistem var arkadaşlar. Maç boyunca da 8.5 hatta 9.5 üstü 1.58'den de değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Bu şekilde maç boyunca 8.5 üstüne alabilirsiniz. İlk saadet zaten gollü karşılaşmaları var. 14 galibiyeti var. 23 maçta 4 beraber 5 galibiyeti var. 38 adım 28'iymiş. De deplasmanı 7 galibiyeti, 3 beraber 12 mağlubiyeti var. 36 top 38 bir e deplasman kadar yiyor. Tahminlerde bir, bir üst şeklinde şeyler vermişler zaten. Bu maçın bana göre Manchester kazanacağını düşünüyorum ama dediğimiz üzere yorgun, gol yer, gol atar. E açıkçası ev sahibinde bir buçuk gol üstü bana mantıklı geliyor. Evin sadece bir buçunu değerlendirin arkadaşlar. 1.37 gayet güzel. Evin bir buçunu alın e, varını değerlendirin. Maç boyunca. Yani burada maç bulaşmayın. O kadar. Bir res Monaco karşılaşması var. Şimdi baktığımızda bir son ee, son arkadaşlar İslam maçında 3-1 kaybetmiş. Angers'e yenmiş. Arkadaşlar İslam Permuası'ndan ee, arkadaşlar 5 maçında bir galibiyet, 2 beraber iki muhalibiyeti var. Monaco'nun deplasman galibiyeti 3 galibiyet 2 beraberliği var. Yani Monaco burada üstün. Son maçında 2 maçta kazanmış. Monaco deplasmanlarda 7 galibiyeti var. 22 atıp 11 yemiş. Biz sağda bir arkadaşlar. 2 galibiyeti var. 12 atıp 18 yemiş. Burada deplasman galibiyeti denenebilir. Ama ve lakin ben bir esin en az bir gol bulacağını düşünüyorum. 1.33 oranından evin bir golü varını değerlendirebilirsiniz. Varın üstü değerlendirebilirsiniz. Burada da en az en az arkadaşlar bir 3-1 vardır. 3-1, 4-1, 4-0 deplasman gidebilir arkadaşlar. Açıkçası bu şekilde bir maç gözüküyor. Eee Onun için bu maça en mantıklısı Varın 2,5'unu değerlendiren arkadaşlar bana sorarsanız Varı üstü mantıklı. Her yöne açık bir maç. Maç boyunca da 8,5 üstü arkadaşlar. 8.5 üstün değerlenmişsiniz. Bu da 2 birlik bir ayarlı bir maç. iki ee, 2.5 gol üstü. 2.5 gol üstü maç boyunca 10 korneri arkadaşlar değerlendirmişsiniz. Ajax Rotterdam karşılaşması 2.5 gol üstü. 9.5 üst korner. Yani Birist dediğimiz üzere Birist gol bulur arkadaşlar. Şimdi buraya tekrar gelecek olursak yani Birist gol bulur. Bu oranlar çok birbirine çok şey sıfırla birinin arasında çok yakın bir oran şeyi var ve İsa ee, iç saha performansı genelde atıyor arkadaşlar. Son kendi sahasında yendiği maçlar da olmuş ki 0 2 1 birlik maç. Onun için riskli arkadaşlar. Gelelim Tottenham ve Samp karşılaşması. Diğer bir İngiltere Premier League maçı. Tottenham'a 1.66 dep basmanı 3.62 oran çıkmış. 2.5 gol üstüne 1.78 arkadaşlar. 2.5 gol altılık bir maç. 2-3 gol mantıklı arkadaşlar. Bana sorarsanız en güzeli temiz koner bahisidir. 8.5-9.5 vardır. 9.5 üst konuda değerlendirilebilir. Aranda oynayana genelde maçlar konilerle geçmiş. İlk yarı 4.5'de değerlendirilebilir. 1.68 oranı var. 8.5-9.5 üst değerlendirsin arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen değerli dostlarım. E, bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Burada ev sahibi kazanabilir. Totten bence kendi sahasında bakalım iç sağ performansını arkadaşlar Tottenham'ın formu e, iç sağ performansını Tottenham'ın son 5 maçından 2 galibiyet 2 mağlubiyet 1 e beraberliği var. Depasman'da 2 galibiyet 2 beraberliği 1 mağlubiyeti var. Yani Depasman burada iyi. West Ham burada bence gol bulabilir. 1.35 oran çıkmış. Direkt varımı değerlendirebilirsiniz. Hani 1-1'lik 2-1'lik değerli. 2-3 gol arkadaşlar mantıklı. Bu maça 2-3 gol. E, Bayısı alın. 2-3 gol. Ben bir düşünüyorum aslında. Tottenham kazanabilir arkadaşlar. Tottenham galibiyeti deneyebilirsiniz. 1.66 oranı var. Almak isteyenler riski ama Tottenham galibiyeti denenebilir. Maç boyunca küçük gol ve 8.5 üst gol. Der. Bence en bu arkadaşlar. 8.5 ve maç boyunca 2-3 gol. Barcelona-Cadiz karşılaşmasına gelelim. Arkadaşlar şimdi Barcelona lider İç sahada da 8 galibiyeti var bu maçta. 2 beraberli bir mağlubiyeti yok. 22 atıp 1 gol yemiş. Cadiz ise 2 galibiyeti 2 beraberli 6 mağlubiyeti var. E, 6 atıp 18 gol yemiş. Çok az atıp az yiyen iki var arkadaşlar. Barcelona burada en az 3 gol bulur da değerlendirilebilir. 1.77 orandan e, bu maça arkadaşlar 1 üstü yapabilirsin ama 1.48 oran çıkmış. Handicap 1 mantıklı. 2 0 1 1 ee, arkadaşlar burada 2-0-3-0 yenebilir. Handicap 1 tercihi mantıklı ya da 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz bu maça. Görüşüm bu şekilde. Handicap 1 e, 2.5 gol üstü ve konner 9 konner zorlasalar çıkar arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Mantıklı geliyor arkadaşlar. Bu maçlar bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Atalanta Lecce var. Bu 10 dakikası var. Aslında bunu yetişebilirsiniz. Yani iki buçuk gol üstü bana sorarsanız maç boyunca maç boyunca arkadaşlar iki buçuk sekiz buçuk üstü goller değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar günün maçları yaklaşık altı tane karşılaşma e, görüntü ile oynayabileceğiniz güzel karşılaşmalar arkadaşlar. Arandan seçip değerlendirebilirsiniz. 6 e, altı arkadaşlar videonun altına da tercihlerinizi paylaşabilirsiniz kardeşlerimiz de Bu şekilde arkadaşlar. Lütfen emeği saygısından videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bol şanslar arkadaşlar.